açılım süreciyle birlikte Türkiye'de bunlar yaşanmaya başladı. Medya açılımı bölüm tekrarlarını www.youtube.com/www.bengutürk.com adlı sayfamızdan izleyebilirsiniz. Mutlu günler diliyoruz medya açılımıyla. Bugün de karşınızdayız. Murat İde merhaba. Merhaba. Şimdi gazetelere bakalım diyeceğim ama en çok bahsedilen konu dünkü elbette yaşananlar Ankara'da. Onun ardından işte Siirt'teki bir saldırı var ve bugün yine gelen bir haber, Bitlis'ten gelen bir haber. Bir polis adayının şehit olduğunu biliyoruz. Son iki gündür özellikle işte polisin daha çok hedef alındığını gördük. Ankara'ya zaten inen bir terör var. Böyle başlayalım öncelikle. Gazetelere baktığımız zaman genellikle bombayı görüyoruz diye bir cümle kurdun. Kimilerinde görmediğimizi daha sonra söyleyecektim aslında. Bakalım Hürriyet'te görüyor muyuz? 3 vatandaşımızı kaybetmişiz. 3'ü ağır, 34 tane yaralımız var. Ama manşette... Piyasalar notu sevdi, model ortaklık vesaire gibi Sarkozy'ye sert sözler, kafamın tası attı, derslerini aldılar gibi haberlerin altına konmuş bir iki tane fotoğraftan bahsediyoruz değil mi? 34 tane yaralı var ve 3 tane de can kaybımız var. Evet. Devam edelim. Milliyet bu konuda Milliyet ve Vatan ben birçoklarının aksine bir süredir daha doğru bir editoryal çizgileri olduğunu düşünüyorum her iki gazetenin de. Patronaj değişikliğinden sonra özellikle. Bu bana göre vermesi gereken yeri vermiş. Devam edelim. Star gazetesi. Kapatma davası savcılarına Ergenekon merceği. Bunu birazdan yine bir şey yapacağız. Bir de başlık da o kadar şey ki iddia olmanın da ötesine öylesine bir tespit gibi duruyor ki. Geliyoruz Habertürk'e. Bir tane fotoğraf. Bunun adı Kalleşlik. İyi. Geçiyoruz. Yeni Çağ Orta Doğu'yu geçtim. Güneş'i geçtim doğal olarak. Taraf bile. Evet. Taraf bile büyütmüş. Ama diğerlerini de göremiyoruz. Sabaha akşamda var. Sabah zaten tam evlere şenlik. Evet. Yeni Şafak'ta da öyle. Küçücük bir fotoğraf. Efendime söyleyeyim. Sabahta gazetenin eteğinde Kızılay'da bomba 3 ölü. Sanırsın sivrisinek ısırmış birini. Yani. Peki dün şimdi biz hani oradan şuraya geleyim o zaman. Dün hani televizyonlarda ilk haberi nasıl verdiler, nasıl gördüler, işte medyanın rolü nedir, ne değildir, nasıl vermeli diye konuştuk ya. O zaman gazetelerle de ilgili biraz konuşmak gerekiyor galiba bu tabloyu gösterdikten sonra. Şimdi bak şu konuda elbette ortak bir fikre sahibim. Yani şu fikre katılıyorum. Terörün elbette bir hedefi orada can almak, sadece can almak değil. Elbette bir hedefi can almak olmakla birlikte diğer hedefi de ve belki de asıl hedefi de güç gösterisi. Yani bu eylemler hep güçlü olduğu imajını yaratmak üzere verilir. Yani bir anlamda propaganda desteği gerekir. Medyanın bu haberleri nasıl kullandığı elbette önemli. Bir propaganda desteği sunar gibi kullanmamalı. Buna itirazım yok. Yani işte 3 kuruşluk iş yapacaksa bu işi çok büyütüp abartıp şu bu ona 5 kuruşluk bir reklam ve propaganda imkanı vermemeli. Bu ayrı bir şey. Fakat dün Kızılay'da yaşadığımız hadise o kadar ilginç görüşmelerden, o görüşmedeki bir takım kayıtlardan, birazdan Yılmaz Özden'in yazısını paylaşmanı isteyeceğim. O görüşmede konuşulanlardan, Türkiye'nin son birkaç yıldır yaşadığı garip ilişkilerden sonra yaşanıyor ki aslında sadece bir bombanın patlaması değil, dünya kadar tartışmayı, dünya kadar soruyu da beraberinde getiriyor. Bu haberi küçük görmeye kalkmak, bu soruları sormaktan kaçmaktır. Şimdi aynı gazetelerin editoryali değişmedi ki. Sabah gazetesinde Erdal Şafak yeni mi çalışıyor? Yıllardır aynı gazetede çalışıyor. Geçmişte bambaşka bakar, bambaşka yer verirdi bu tür saldırılara. Bugün iktidar ilişkileri ve bu tür saldırılar... İçinde bulunduğumuz ortam ve az önce sözünü ettiğim o Oslo görüşmeleri, işte bir takım pazarlıklar, müzakereler vesaire, şundan bundan dolayı bu tür eylemler hükümete, yani siyasi iradeye fatura edilecek endişesiyle politik bir tercihte bulunuyor. Bu gazetecilik refleksi, sorumlu gazetecilik refleksi değil.
Şunu söylemiyorum. Aynen öyle. Yani şunu söylemiyorum. Efendim bütün gazeteler çarşaf çarşaf bunu vermeliydi. Televizyonlar işte şu. Hayır, böyle bir şey söylemiyorum. Şunu da teslim ederek konuşuyorum. O onun editoryal tercihi. Ben sadece o editoryal tercihin bir gazetecilik tercihi değil, editoryalin, yani editörlerin, o gazetenin editörünün politik bir tercihi olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. İşte bu olduğu zaman bu meslek daha hızlı kirleniyor. Elbette bu meslekte politik tercihler olur. Ama politik tercihler çok genel doğrular ve değerler üzerine olur. Şimdi dediniz ya, çarşaf çarşaf versinler ya da işte saatlerce bundan bahsetsinler demiyorum dediniz ya şimdi. Şimdi bu bir saldırı. Ama öte yandan şehit verdiğimiz başka saldırılar olduğu zaman terörle mücadele içerisinde biz özel yayınlar yaptık. Evet. Ve bunlara neden çok fazla yer verilmiyor diye kızdık. Yani burada bir çelişki varmış gibi görünebilir. O yüzden soruyorum. Ha, benim fikrim mi? Evet. Hayır. Ben şunu söylüyorum. Bütün gazeteler bunu yapsın demiyorumdan kastım şu. Bu bir tercih. Ben o tercihin nedenini sorguluyorum. Bu tercihi ben propagandaya alet olmak istemiyorum diye yapmıyor olabilirsiniz. Böyle bir tercihiniz olabilir. Ben bunu eleştiririm. Bunun üzerine de ayrı konuşurum. Sadece dünkü olayla ilgili tercihten söz ediyorum. Diğer olaylarda da aynı tercih var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tercih gazetecilik normları ya da gazetecilik doğruları çerçevesinde yapılan bir tercih değil bu. Altını çizmeye çalıştığım şey politik tercih. O nedenle yani çelişki yok aslında. Aynı şey. Kılıfına da sokmamak gerekiyor. Aynen. Yani propagandasını ya yapıyoruz işte. O gün söylediğim şey dedim. İşte memlekette 13 tane şehit var. Lay lay lom muhabbetler devam ediyor. Hı. Diye. O fikirle bu çelişmiyor. Sadece o gün karşı çıkışımızın nedenini burada açmaya çalışıyorum. Yani bu editoryal tercihin hem gazete için hem televizyon için bu tercihin kaynağı mesleğin kendi dinamikleri, kendi doğruları, kendi değerleri değil. Tamamen siyasi. Hı hı. Siyasi olmasının da ötesinde tamamen hükümetle ilgili bir takım kaygılardan, endişelerden ya da işte yakınlıktan ya da işte bilmem şundan bundan, o kelimeyi kullanmıyorum. Buralardan kaynaklanıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İkisi arasında bir çelişki yok. Anladım. Peki oradan da şuna geleceğim. Şimdi gazetelerde, büyük gören gazetelerde de işte bunlardan biri Sözcü, işte yaralanan bir vatandaşın görüntüsü de var, bir fotoğrafı da var. Peki Hı-hı. bunu böyle mi görmek ne kadar doğru? Bakalım. Şimdi buna büyük yer verebiliriz. Sözcüye tamam, bakmadım. İşte nasıl yapıldı, ne oldu, her şey anlatılabilir. Belki bir şekilde fotoğraflar verilebilir ama böyle bir fotoğraf kullanmak doğru mu? Dünkü o 11 Eylül tartışmasına yine geri dönmüş olacağız aslında buradan. 11 Eylül tartışmasını ben kapattığımızı düşünüyordum ama. Yok, ben hala... Bu güzel bir fotoğraf değil ya. Ben o konuda hala aslında farklı fikirdeyim. Yani ben görmedim. Ben o zaman hani basit bir lise öğrencisiydim ve hani hiçbir şekilde kendi gördüğüm görüntülerde, izleyici olarak baktığım görüntülerde hiçbirinde yoktu. Yani siz o zamanlarda ama haberciydiniz. Ben de diyorum ki, gördünüz ama tamam, onlar hayır, yayınlanmadı sonuçta. Ben de diyorum ki ben orada bir ceset görüntüsüne takılıp kalma diyorum. Parça parça olmuş, taşın toprağın arasından çıkarılmış insan parçaları mevcuttu orada. Şaka maka değil yani. Yüz küsür katlı bina çöktü. Bak, başka bir şey anlatıyorum. Orada bizim konuştuğumuz konu bir ceset fotoğrafı veya işte bir bilmem ne fotoğrafı, şu bu falan değil. Orada Amerikan devletinin özellikle önlem almaya çalıştığı ama onun bile önleyemediği bir başka nokta, terörün koskoca Amerikan devletini ve Amerikan toplumunu nasıl teslim aldığı ve nasıl bir acizle karşı karşıya bıraktığı yansıtılmamasıydı. Ama bu yansıdı. Bunun ölçüsü... yansıması normal değil mi? Onun yansıması zaten gerekmiyor muydu ki? Sonrasındaki pek çok işte Afganistan Savaşı, Irak Savaşı hepsini sağlayan şeylerdi aslında. O sözünü ettiğin, o zaman böyle baktığın zaman o görüntülerin de yayınlanıyor olması gerekiyordu. Elbette öyle. Ben onun bir kurmaca olduğu konusunda da birçoğundan farklı düşünen biriyim. 11 Eylül saldırılarının sadece Ladin ve çevresinin işi olmadığına inananlardan. Ama dediğim gibi mesele burada bu tür görüntüleri, bu tür fotoğrafları ya da kullandığın görüntü ya da fotoğraflarla bir devleti aciz içinde gösterip göstermediğin. Bunun üzerine tartışma yapıyoruz. Yani aciz içinde gösterdiğin takdirde ne yapıyorsun? Teröre prim vermiş oluyorsun. Terörün bir anlamda işte para verip de yapamayacağı şeyi yapmış olarak değerlendiriliyorsun. Şimdi Allah aşkına ben bazen bu tür şeylerde evet şu fotoğrafı, bu fotoğraf güzel bir fotoğraf değil.
ama olayın vehametini de anlatan bir fotoğraf aynı zamanda. Şimdi o zaman burada bu, keskinde bunun, bir bıçak bu yani hangisi dayayacak? Aynen öyle. Bunun üzerinde çok net şeylerle konuşmak mümkün değil. Ancak şöyle bir gerçek var ortada. Genellikle medya hep göz önünde olduğu için en çok taşı, en çok tokadı, en çok tekmeyi, en çok yumruğu da medya yer. Çok göz önündedir. Bak bugün elimizde tutuyoruz. İşte ekran var, gözümüzde görüyoruz. O nedenle medyaya çakmak çok kolaydır. Bir antimedya ruhu Türkiye'de özellikle başbakan tarafından şiddetle beslendiği için çok uzun yıllar. Bugünkü tabloda antimedya ruhu olmalı mı? Medyanın büyük bölümü için evet antimedya ruhu olmalı. Fakat şöyle bir durum var Çiğdem, onu kaçırmamak lazım. Memleketin hükümeti bu bombayı koyan adamlarla sarmaş dolaş yürüyor mu arkadaş kaç yıldır? Yürüyor mu? Yürüyor. Cesaretlendiren de bu memleketin hükümeti mi bu adamları? Vatan Caddesi'nde bayrak indi. O benim için önemli bir şey, hadise. İndirecek kadar. Polis akademilerinin önlerinden geçen arabalara varıncaya kadar her tarafta artık belli bölgede saldırılar. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da adım atamaz hale geldi insanlar. Oluyor mu? Oluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birazdan okuyacaksın Yılmaz Özdil'in yazısını. Şehirleri bombalarla doldurdunuz, hepsini biliyoruz. Öyle mi falan diye böyle örgütün elebaşlarıyla konuşmasına tanık oluyor muyuz? Oluyoruz. Memleketin istihbarat teşkilatı bu bombanın patlayacağından habersiz mi? Habersiz. Güvenlik teşkilatları, güvenlik birimleri bu bombanın patlamasını önleyemiyor mu? Önleyemiyor. Yani bütün bunlar olurken kala kala bu haberlere bakışları konusunda bir tek medya mıdır sorumlu olan yani? Medyaya gelinceye kadar. Bir tek medya mıdır yani? Buraya gelinceye kadar. Yani bütün her şeyi terör örgütüne her türlü kıyağı yapan bir hükümet hala iktidardayken ve ama bu memleketin %50'si bu iktidara hala alkış tutma gafletinde bulunurken, yani hiç kimse gocunmasın, gücenmesin. Ben bu cümleyi kolay kolay kurmam biliyorsun. Ama memleketin %50'si bu gaflette bulunmaya devam ederken, güvenlik birimleri bu saldırıyı önleyemezken, istihbarat birimleri bu saldırının istihbaratını alamazken, adam gelip başkentte araba satın alıp kimliğim yoktu, yarın devralarım bilmem ne muhabbeti yaparken, elini kolunu sallayarak Devlet Mahallesi denen yere, birazdan onun ayrıntılarını da konuşacağız, gelip otoparkçıya arabayı teslim edip 5 dakikaya geliyorum diyebiliyorken, bütün bunlar olup biterken, sonuçta gelip de bir tek medyayı mı bulacağız sorumlu olarak? Yok böyle bir şey. Ama şimdi medyanın bir az evvel dediğiniz ki yani orada soruların nasıl sorulamadığını işte hayır, bunun dakika. Nasıl üstünü örtüldüğünü görüyoruz. Ben üstünü örtenler için konuşmuyorum. Ben kullananların nasıl böyle de kullanılır mı diyecek olanlar için söylüyorum. Şimdi başka bir kesime hitap yani ediyorum. Yani sonuçta bu yine de medyanın nasıl işlediği ya da nasıl baktığı bir şekilde bizi oraya götürüyor zaten. Nasıl... Görüp görmeyenler arasında bir tercihte bulunup bu son sözlerim ve hani kala kala bir medya mı kaldı? Mesela evet bu fotoğraf güzel değil. Doğru bir fotoğraf değil bana göre. Ama bu mudur konuşacağımız şey bugün? Değil. Medyanın bu kısmı için en azından. Bu kısmı değil. İçin söylüyorum. Yani görmesi gerektiği gibi gören, evet bu hadise önemli bir hadisedir. Dün Kızılay'da bombanın patladığı yer çok önemli bir yerdir. Emre Uslu dün Twitter'da bir ipucu verdi. O bomba umarım o adres değildir dedi. Orada bir adresten bahsetti. Eğer öyleyse korkunç bir şey bu dedi. Benim aklıma önce başka bir adres gelmişti. Kızılay'da bir takım ofislerden bahsedilir ya acaba ofislerden birinin önü mü diye. Sonradan bugün Önder Aytaç yazmış. Orası Ramazan Akgürey'in evinin de hemen dibi. Ve kızı da muhtemelen Ramazan Akgürey'in kızı da yaralılar arasındaymış. Buradan bu vesileyle bütün yaralı vatandaşlarımıza olduğu gibi Ramazan Akgürek'in sevgili kızı için de aynı dileği tekrar ediyorum. Ki Ramazan Akgürek konusundaki ve onun duruşu konusundaki eleştirilerimi de hani az çok beni tanıyan bilir. Hı hı. Ama ne olursa olsun orada bir evladın yaralanmış olması geçmiş olsun dileğinin iletilmesini gerektiriyor. Şimdi bütün bu kadar önemli bir hadise ülkenin göbeğinde. Biraz yukarısı Genelkurmay Başkanlığı, biraz çaprazında başbakanlık var, bakanlıklar, Yargıtay, şu bu, her şey orada. Her şey orada. Bir de insan şunu düşünüyor, orada böyle bir şey olabiliyorsa başka yerlerde nasıl olmaz ya, ki? Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın cirit attığı bölge. Asker Genelkurmay İstihbarat'ın cirit attığı bölge. Dolayısıyla bu kadar önemli kurumlar olduğu için
Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü bir şey var, o tam adını söyleyemiyor olabilirim. O şubenin çok yakından ilgilendiği bir bölge. Bu kadar istihbarat ağının yakından ilgilendiği bir bölgeyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilgilenmemesi mümkün değil. Şimdi Ankara'yı bilenler az çok bilirler. Ankara'ya ilk gittiğim zaman ben sabahları işe giderken bakıyorum böyle üst geçitlerde, ne bileyim Genelkurmay binasının etrafında, bazı kritik binaların etrafında öyle tipler yürüyor ki, dolaşıyor ki şey gibiler. Yani birazdan pimi çekecek, bomba atacak gibi yani. Böyle eşgal, tam kriminal tipler yani. Bunların peki sivil polis olma ihtimali var mı? Hepsi bunların, o güzergahlar devlet büyüklerinin geçiş, sabah işe giderken geçiş güzergahı olacağı için bütün üst geçitlerde, işte alt geçitler vardır Ankara'da, üst geçitlerde, efendim kritik binaların çevrelerinde, sonradan dikkatli baktığınızda buralarda kulaklıklar falan görüyorsunuz. Her biri birer istihbarat elemanı. Güvenlik çerçevesinde. Üzerinde bir tane böyle şey gibi, ne bileyim kırsaldan yeni gelmiş parkalar, kırsaldan yeni gelmiş gibi parkalar giymiş. Dediğim gibi böyle kriminal tipler dolanıyor Ankara'nın birçok yerinde. Şimdi burası da o yerlerden bir tanesi. Ondan sonra da biz bir soru soruyoruz. Efendim istihbarat zafiyeti mi var? Yuh ya, böyle bir soru sorulur mu yani? İşte böyle bir soru varsa sorulur başka mu? Yerlerde bunu da belime kim doladı? Şimdi var bizim orada bir hikaye, böyle insanlar hani yaşlanınca bellerini sıcak tutmaları, 8 metre baba kuşağı dolamış beline. Kahvede kağıt oynarken bir ara gömlek mintan bir sıyrılıyor, orada kuşak var. Şimdi etrafta da herkes takılıyor tabii. Oo Rıza dayı, yaş Kemal Ermiş, kuşağı dolamışsın bele. Birden çıkarıyor onu 7 metre. Ulan bunu belime kim doladı diyor, haberi yok. Onun gibi bir durum yani. Şimdi istihbarat zafiyeti var mı yok mu? Yani sorulur mu bu soru? Özellikle bombanın patladığı yer itibariyle asla sorulamayacak bir soru. Yani biz kaç haftadır gazeteciler bile kendi aralarında bunun sohbetini yapıyorlar. Aman alışveriş merkezlerine dikkat, efendim şuralara dikkat, buralara dikkat, kalabalıklardan uzak mümkün mertebe durmak lazım gibi bu sohbetler yapılıyor. Bu çünkü bir yerlerden bir şey geliyor. Bu konuda polisin de evet bir teyakkuzu var. Bu konuda elbette istihbarat servislerinin de bir teyakkuzu var. Yani hiç öyle şey değil. Nitekim Oslo görüşmelerinde o ifadeyi hatırla işte. Yılmaz Özdil'in bugün konu ettiği ifade. Bir Yılmaz Özdil'in yazısını paylaşalım mı? Tamam, paylaşalım. Bir okuyalım, ondan sonra devam edelim. Yani bugün günün tespiti o bana göre. Kısa ve öz hem de. Başlığı da tüptür tüp. Okuyalım bu Oslo'daki görüşmeleri. Şeyi okuyalım tabii, hani MİT'ci, terörist kimler olduğunu söyleyelim. MİT'ci konuşuyor. Öncelikle sizlere merhaba diyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Bu ekibin yeni üyesiyim. Burada olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum. Terörist, sağ olun. Öbür terörist, bugün size kısa bir şey hazırlasak nasıl olabilir? Öbür MİT'ci, 6.30'a kadar yetiştirebilir. Şimdi o ilk MİT'ci, ekibin yeni üyesiyim dediği o dönem Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Hakan Fidan. Evet. Diğer MİT'çi dediği de MİT Müsteşar Yardımcısı o dönemde Afet Güneş. Afet Güneş. Hanım. Öbür MİT'çi, yani Afet Güneş de diyor ki 6.30'a kadar yetiştirebilirseniz. Ama ne olur 15 sayfa yazmayın, gözünüzü seveyim. Terörist, yok kısa yazacağız. Öbür MİT'çi, hakikaten kısa yazmayı bilmiyorsunuz. Bakın çok samimi söylüyorum, sıkıntı içine giriyoruz. Adam sindire sindire okuma derdinde. Oturuyor 1,5 saat okuyor. Biz de mutfak kadar yerin içerisinde boş boş oturuyoruz. O okuyor, biz oturuyoruz. Onun da yazması maşallah. Bu oda neresi? O okuyor dedikleri kim? Terörist baş. O odada onun? Bulunduğu yer. Bulunduğu yer, evet. Onun da yazması maşallah yarım saat 45 dakika sürüyor. Ona da yalvarıyoruz ne olur kısa yaz diye. MİT'çi, hem sizden hem Sayın Öcalan'dan, yani bizim perspektifimiz bu sürecin kesintisiz devam ettirilmesi. Terörist, sağ olun. Öbür MİT'çi, yeni yani en ulvi şeyi kaçırıyoruz, yemek saati geçti. Öbür terörist, yemekte de konuşuruz nasıl isterseniz. Terörist, isterseniz ara verelim diyor. MİT'çi, yemekten sonra diyor. Terörist, bizim güçler Türkiye'nin her tarafında var, onu söyleyelim. Öbür MİT'çi şöyle diyor, biliyoruz biliyoruz, metropolleri patlayıcılarla doldurdunuz. Terörist, yok canım, öbür MİT'çi, hepsini biliyoruz. Ankara, Kızılay, artık siz de biliyorsunuz. Müthiş bir final. Yani evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2 numaralı ismi, metropolleri bombalarla doldurdunuz, biliyoruz bunları diyor. MİT'çi de yok ya falan, MİT'çi diyorum, PKK'lı da yok ya diyor. Yok yok, biliyoruz, metropolleri bombalarla doldurdunuz diyor. Ve Yılmaz Özdil de diyor ki, dün Ankara'da patladı, artık siz de biliyorsunuz.
Ama bu bir tane değil herhalde. Şimdi zaten muhalefetin de böyle bir tepkisi var. Hani hangileri bu şehirler? Şimdi o halde gerçi emekli oldu Afet Güneş. O halde kimse dönüp de sormayacak mı? Biliyordunuz. Duydun mu? Şöyle mi yürüyor bu işler? Birbirleri arasında istihbaratçılar şöyle mi konuşuyor? Duydun mu ya? Metropollere tonlarca bomba getirmişler. Hadi ya yapma bak görüyor musun falan. Bu mudur yani? Bir şeyi duymak ve sadece orada kalmak mıdır? Ben buradan bir koca bir kurumu elbette hiç haberimiz olmadan bildiğim birçok şey var. Hiç ruhumuz bile duymadan dünya kadar bomba da patlamadan etkisiz hale getiriliyor. Yakalanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu konuda hakkı tabii ki teslim ediyorum. Ama o görüşmelerdeki muhabbet ile bugün karşılaştığımız tabloya baktığında durum çok başka. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın milli yanını muhafaza için dualar ettiğim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef alındığı algısı çıksın istemem. Ben önemsiyorum çünkü kurumlarımızı. Hı hı. Yani doğrusuyla yanlışıyla önemsiyorum. Çünkü başkaları o kurumların tamamını hedef alıyorlar. Benim milli kurumlarımı hedef alıyorlar. O sebeple her hal ve şartta ben sahip çıkma ihtiyacı hissediyorum milli kurumlarıma. Fakat İmralı'yla bilmem Avrupa'daki elebaşları arasında postacılık yapan bir sürecin sonunda Ankara'da devletin merkezinde yani ülkenin kalbinde bomba patlıyor ve metropollerin bombalarla doldurulduğu konusunda da bu ülkenin istihbarat teşkilatının bilgisi var. Ve bir kez daha söylüyorum o bölge istihbaratçıların cirit attığı bir bölge. Yani o güvenlik zaman amacıyla çok başarısız olmuş bir süreç. Yani şimdi 2006'dan bu yana mı görüşülüyordu? Yani süreç başarısız da değil. Süreç bir rezalet. Yani daha bunu öyle başarılı, başarısız, böyle hafif kelimelerle falan atla geçip gitmenin anlamı yok. Bir rezillik abidesi bu süreç. Her yanıyla öyle. Yani hükümetin sorumlulukları, hükümetin sorumsuzlukları, efendim açılım koordinatörlerinin yeteneksizlikleri ki hala görevlerine devam ediyorlar. Devletin kurumlarının postacı şeklinde kullanılmış olması. Bir defa terör örgütüne bakıştaki mantık hatası. Oturmuşlar terör örgütü. Ya bunun adı terör örgütü terör. Daha dün 4 tane kadınımızı biri de Selim Sadık'ın mı akrabasıymış herhalde. Hiç bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Yani BDP'lilerin akrabaları oradaki vatandaşlar. Evet, evet, tamam. Hayatını kaybedenler. Yani daha dün 4 tane kadınımızı, bugün efendim polis işte. Adayımızı, polis merkezlerimizi, şuyu buyu bu alçaklıklara ara vermeksizin devam eden bir örgütle örgütün sözüne güvenecek kadar saf, devlet adamlığından uzak, devlet ciddiyetinden uzak bir yönetim anlayışımız var, bir duruşumuz var. Biz bunların sözüne falan güvenmişiz. Biz değil tabii. O başbakanın deyimiyle devlet mekanizmasından söz ediyorum. Anladım. Hani devlet mekanizması. Onlar saat 5'e kadar yeryüzünde Türkiye'deler. 5'ten sonra uzayda bir yere gidiyorlar. Sabahları 8'de tekrar uzaydan geliyorlar ya. Hani devlet bambaşka tamamen bir yerden, bir şey ya. Yani ben bu mekanizmadan söz ediyorum. Bu alçaklığa güvenecek, bu alçaklıkla bir güven ilişkisi peşinde koşacak kadar saf insanlar yönetiyor ise Türkiye'yi yandık zaten yani. Zaten yandık yanacağımız kadar da. Bundan sonrası da herhalde süsü olur yani. Tatlısı meyvesi olur. Bundan sonrası için hiç umutlu değilsiniz gibi geliyor. Hayır umutluyum. Ben bu yönetimin... Ben nedense hiç bu söylemenizi onu çıkaramıyorum ama yani... Bu yönetim anlayışının, bu yönetim anlayışının mevcudiyetini korumasından dolayı umudum hasar alsa da... Hı hı. Umudum hasar alsa da ben umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. Bu günler geçecek. Bu keşmekeş bitecek. Ama öyle ama böyle. Bir şekilde bitecek yani. Ama öyle ama böyle derken buradan bambaşka bir sonuç çıkmasın tabii ki. Şimdi ama bu keşmekeş bitecek. Bakayım istedim de. Bombayı bulamıyorlar mı, bulmak istemiyorlar mı diye Osman Kaçıra sormuş size. Bütün bu olayların sebebi AKP iktidarıdır. Biz Güneydoğu'da bu olayları unutmuştuk demiş bir izleyicimiz de.
artık sayesinde huzur kalmadı diye de eklemiş. 2002'de iktidar teslim aldıklarında terörün ne halde olduğunu kaç yıldır tekrar edip duruyoruz. Nasıl artık? Oradan alıp bu noktaya getirdiler. Yani beli kırılmış, soluk alamaz haldeki bir terör örgütünden özerk bir yönetim talebi ve Diyarbakır'daki toplantının sonucunda Kürtlerin devleti Kürdistan'dır şeklinde bir sonuç bildirgesi çıkardılar. Bunu kim yaptı? PKK mı yaptı? BDP'liler mi yaptı? Hayır. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her geçen gün bütün şeylerden, ben bu konuda zaten bir fikrim var da, her geçen gün netleşiyor ki kafamda, Adalet ve Kalkınma Partisi bu memlekette, bu memleketi bölüp parçalamaya gelmiş ya. Size hiç şunu diyen oluyor mu peki? Şimdi dedik ya, özellik ilan ettiler, işte Kürtlerin yeri Kürdistan'dır, yurdu dediler, bu böyle kullanılsın dendi oradaki o bildirgede. İşte ondan sonrasında seçim yapıldı 43 ilde, değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Şimdi yani işte Murat Bey, iyi söylediniz, o zaman çok tepki gösterdiniz, niye tepki gösterilmiyor, niye sessiz kalınıyor diye kızdınız da, hani ne oldu dediler mi, diyenler oluyor mu ya da? Ne oluyor, bunlar konuşuluyor da? Ne oldu? Seçim yaptılar, geçti gitti yani. Çok da ciddiye almaya gerek yokmuş dense. Tamam, böyle bir soru soran bazen oluyor. O zaman ben de şey diyorum, bazen diyeceğim, çok oluyor. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Birçok defa söyledim, şimdi de söyleyeyim. Ne yapayım yani? Gideyim ben şimdi bir yandaş yöre, yan yöre bir gazetede, bir televizyonda oturup Rasim Ozan K gibi ahkam mı keseyim? Bunu mu yapayım? Yaparım. Çok da güzel para kazanırım. Çok daha fazla para kazanırım. Maşallah kalem fena değil. İstediğim zaman istediğim şekilde de kullanabilirim. Bunu mu yapayım? Bu sadece benimle ilgili bir şey değil tabii. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce insan, yüz binlerce insan. Yani çünkü hep şöyle de bir karşılık vardır ya. Çok ciddiye alıyorsunuz. Çok gördüğünüz zaman onlar da tabii ki çok daha cesaretleniyorlar diye. Ben sürekli aynı şeyleri söylüyorsunuz diyen de çıkıyor. Evet, aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü durum değişmiyor ki. Yani ne söyleyeyim? Bir adım ileri gidiş ya da bir adım geri gidiş yok ki. Tablo hep aynı. Evet, aynı şeyleri. Israrla bunları hatırlıyorum. Ben Habur konusunun asla gündemden düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Oslo rezaletinin asla gündemden düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. İşte Oslo görüşmeleri aynı zamanda işte uluslararası alanda da bazı istihbarat örgütlerinin işine yararmış, yaramazmış, bilmem neymiş. Bana ne o istihbarat örgütlerinin kendi işi. Şimdi Ankara'da, Kızılay'da patlayan bombada da çok bulanık işler var. Çok bulanık bir tablo var. Emre Uslu'nun yazısını okudunuz mu? Onun da farklı bir Emre Uslu'nun Twitter'larında biraz bakmıştım. Bugün... Onu da Twitter'dan değil, internette birkaç yerde gördüm. Şimdi onun çok özel bir bilgiye sahibim ama umarım hedef orası değildir dediği şey... Dün Twitter'da bilgi vermedi. Bu konuda konuşmam dedi. Ama Önder Aytaç yazmış. Dediğim gibi Ramazan Akgürey'in evinin karşısında patlıyor bomba. İddiaları o. Onların. Onlar yeri biliyor. Ben bilmiyorum. Emre Uslu'nun... Kapısının önü diyor. Şimdi kızı yaralandığına göre, Allah'tan şifa dileyelim. Kızı yaralandığına göre herhalde evidir. Orada bir ofis bir şey değildir. Yani demiş ki, ne dediğini söyleyelim mi bir, hani ne yazmış diye. Şimdi bak, bunu niye söylüyorlar? Bu neden öne çıkıyor? Bir tesadüf müdür yoksa kasıtlı mıdır bilmem. Şimdi buradan hareketle yeniden devreye şey sokulmak isteniyor. Kafa karıştırır hakikaten. Eğer Ramazan Akgürek yüreğin adresinin orası olduğu biliniyor ise ve onun adresinin evinin önünde, kapısının önünde patlatılıyorsa bu bomba, o zaman üzerinde çok düşünülebilir. Üzerinde çok spekülasyon yapılabilir. Nitekim Önder Aytaç ve Emre Uslu'nun bu işi bir şekilde bir Ergenekon muhabbetine dökmek için çabalamadıklarını kimse iddia edemez. İşte öyle bir muhabbet olduğu için onu bir söyleyeyim diye. Olur. Yani okumadım Emre Uslu'yu ama böyle bir yazı muhtemelen. O Emre Uslu'nun yazısı mı? Evet. Yani muhtemelen bunu söyleyecektir. İşi buraya getiriyordur. Hedef buysa budur. İyi de yani şimdi buradan yola çıktığımız zaman sonuçta bu örgüt, bu terör belası bu kadar insanı hedef alıyor. Yani o şeyde giden 4 tane hayatını kaybeden vatandaşımız minibüste, onlar da mı Ergenekoncu? Polis adayı gencecik pırıl pırıl çocuk, o da mı? O da mı? Yani böyle saçmalık olur mu?
Hatta oraya bağlamak ama kafa karıştırmak için işte yine şeye dönüyor iş. Ama kafaları da karıştırmak da iyi bir şey. Şimdi done diyeceğim buna da. Çünkü böyle akıl de şeyler... Akıl hocaları iyi. Ya ben dedim ya bir iki defa bundan konuştum. Sonrasında Cumhuriyet mitingleri tekrar başlar. İşte böyle bir ortam oluşur. Hükümete karşı bir duruş daha da işte kemikleşir. Onun ardından da işte silahlı kuvvetlerin de böylece kendi mesajını vermesi sağlanır. Bakın böyle olursa, silahlı kuvvetler bu halde olursa işte burnunuzun dibinde bombalar patlar diye. Böyle bir hani Ergenekon'un da içerisinde bulunduğu bunun böyle bir Oslo görüşmesinin ikinci hamlesi. Ben iki defa konuştum Emre Uslu'yla. Emre Uslu konuşurken bile yani bir garip. Bir birikimi vardır şüphesiz. Yani böyle bir anda o kadar şeyi, çabayı falan harcamak benim haddim değil ama bir okumuşluğu, bir mürekkep yalamışlığı, analiz yeteneği vesaire bir şeyleri vardır illaki. Bu kadar doneyi bir araya getirip de buradan böyle çok enteresan sonuçlar çıkarabilecek bir zekaya sahip olduğuna göre bunu hafifle almamak lazım. Ama konuşması, yüz ifadesi, tavır ve davranışları bile uzaylı gibi ya. Bir enteresan yani. Bu saplantı, bu bir şeye döndü artık. Paranoyaya döndü. Yani bir şey oldu. Ya bildiğin işte bu adam yeni değil abi. Bu yeni değil yani. Bu 30 senedir bu adam bu haltı yiyor. Hı hı. 30 senedir bebekler dahil bu haltı yiyor. Bu adamda sen vicdan aramışsın. Çünkü senin zihniyetin orada bak ahbap olmuş. Ostolarda bilmem nerelerde. Sen daha çok değil bundan bir yıl önce... Dilin varmıyordu ama PKK diye bir örgüt yok aslında. Bütün bu eylemleri derin devlet yapıyor diyordun daha bir yıl önceki yazılarında. Şimdi karşına PKK'yı almaya başladın ama PKK'yı da tek başına alamıyorsun çünkü bir yerlere söz verdin. Burada bir özerk bölge oluşturacaksın ve 4 tane ülkede de birleştirip Büyük Kürdistan hayaline söz verdin. Bunun için haysiyetli zarflar, haysiyetli hesap numaraların var. Bir yerde program, öbür tarafta yazı yazıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Her ay bilmem kaç bin dolar parayı cebe indiriyorsun. Bir yerlerin memurusun. Direkt PKK'yı da hedef alamıyorsun. Direkt o bölücü mantığı da hedef alamıyorsun. Bunun yanına mutlaka bu ülkenin bir takım milli kurumlarını da iyileştirme ihtiyacı hissediyorsun. Senin görevin var çünkü. Buradaki bunu görmek lazım artık. Yani PKK başlı başına bir örgüt değil. PKK başlı başına bir örgüt değil evet. Ama siz okyanus ötesinde o Amerikalardan geliyorsunuz. Akıl baba, akıl hocaları, ağa babaları orada onun. Siz onların yanından geliyorsunuz. Yani sizin bir akrabalığınız var bu örgütle. Bu örgüt ne istiyorsa aynısını istiyorsunuz. Bu örgüt ne zarar veriyorsa aynısını veriyorsunuz. Aynı zararı veriyorsunuz. Birkaç mesaj ileteyim mi size? İlet. PKK konusu gündemi meşgul etmesi, hani bu konu gündemi meşgul ediyor. Çünkü bunun tek sebebi Suriye'ye müdahale için bahane yaratmak. Çünkü Başbakan Amerika dönüşü Suriye konusuna start verecek. Konya'dan Erhan Bey böyle demiş. Bir izleyicimiz de demiş ki Yemen, Tunus, Mısır, Libya ve Suriye'yi bıraksın Başbakan, memlekete baksın zaten vatandaşın üzerine ölü toprağa serpilmiş. O vatandaşımız iyi niyetli. Ölü toprağını başbakanın silkeleyeceğini ummuyor sanıyorum o izleyicimiz. Hı hı. Şimdi bir şey daha sorayım size. Bu da hani arada çok yer verilmedi mi ya da işte konuşmak gerekir mi bilmiyorum ama söylenen bir söz. Çünkü böyle hani böyle krizli zamanlarda bu tür durumlarda özellikle yetkililerin işte devletin başındaki kişilerin, bakanların, işte başbakanın, cumhurbaşkanının dedikleri önemlidir ve kullandığı kelimeler önemlidir. O yüzden hani bu tür durumları iyi yönetebildikleri için belki de bu mevkiye gelmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? İçişleri Bakanı'nın dünkü sözü. 3 adet mi? 3 adet vatandaşımız. Ben de çok açık sordum. O 3 adet vatandaşımız sizin gibi kaç adet bakan eder acaba? Kaç yüz adet? Kaç bin adet? İlk şeyi de değil. Zaten konuşmakta bir zorluğu var. Şimdi İdris Naim Şahin'i ben İstanbul günlerinden bir iki şeyim olmuştur belediye döneminden. Geldiği ilk günden itibaren ya beni buraya niye koydunuz şeklinde bir garip bir tavır var İdris Naim Şahin. Şimdi ilk de değil dediniz bu çünkü daha öncesinde bulunamayan bir şehitle ilgili ceset ifadesini kullanmıştı. Hı hı. Onun yanı sıra bir de son olarak işte Irak'ın kuzeyine harekat yapılacak diye falan biraz daha böyle bir gündem çalkalanmıştı onun sözleriyle. Yani devlet yönetimi konusunda genel olarak bir acziyeti mevcut bu hareketin ama arada böyle daha uç acziyeti olanlar da var herhalde. 3 adet sözünün bir dil sürçmesi olmadığını düşünüyorum. Yani bunun bir dil sürçmesi olma
lüksü var mıdır peki? Şimdi hani diyeceğiz o durumda. Ya de ki işte oldu anda... sonra der ki o anki psikolojimle falan der ve çok insani bir durum, geçer gider. Ama ilk değil, 3 değil, 5 değil. Yaklaşım bir garip. Oraya İçişleri Bakanı toplumu bilgilendirmek üzere çıkmış. Yani terör olayı olarak da değerlendirilebilir. İşte tüp mü, yok bilmem ne mi, şu mu bu. O zaman çıkmayın abi. Niye çıkıyorsun oraya? Al bilgini, somut bilgini al, ondan sonra çık. Yani o konuda da bir şey var, bir tuhaflık var. Ben açıkça dün iki satır bir şey kaldım, onu sordum. 3 adet vatandaşımız sizin gibi kaç adet bakan eder? Ve pek çok kanalda o 3 adet kısmı kesilmişti biliyor musunuz? Yoktu. Hani işte, açıklamaları verilmişti ama o 3 adet hani... Bunlar önemli şeyler ama yani... O editöre şey sorarım, sana ne ya? Sana ne bu kadar avukatlık mı avukatlık bilmem ne ya? Bunu dünya görüşüyle falan açıklayamazsınız ya. Dünya görüşüyle yani şundan açıklayamazsınız. Yani bu bir haber değil midir 3 adet demirse? Elbette yani, tepki gösterilsin gösterilmesin bağında söylemiyorum ama yani bu sonuçta önemli bir ayrıntı değil mi orada yapılan evet, açıklamadan evet, cımbızlanıp alınması evet. gereken? Aynen öyledir. Ama hani bir ortak dünya görüşü. Sen de mi adet olarak bakıyorsun? Vatandaşımıza, kardeşimize. Sen de mi adet olarak bakıyorsun diye sorarım o editöre. Bakmıyor isen o zaman seni tutan başka bir şey var. İşte o akçeli ilişkiler bunlar ya. Bunlar hep akçeli ilişkiler. Bak güne kadar 3 kuruşa 5 kuruşa. Hemen herkes bir şekilde. Aynen öyle. Bence bu aynen böyledir öyle. De hani artık şöyle yaparsak böyle olur diye düşünülmüyor da. Artık direkt gelen şey otokontrol hemen. Bak gazetecilikte ne nasıl yapılacak daha çok konuşulur sabah toplantılarında. Hı hı. Birçok gazetenin ve televizyonun sabah toplantılarında ne nasıl yapılmayacak konuşuluyor. Başka bir meslek icra ediyorlar onlar. Hepsi bir bülten gibi çalışıyor. Anladım. Bu kadar bülten gibi çalışmanın da tek bir nedeni olabilir. Tamamen duygusal. Bu çok mu şey basit bir iddia? Hayır canım basit bir iddia değil. Orada yüzlerce tanıdığım, ettiğim meslektaşımız şu bu çalışıyor. İçlerinde çok kalibresi yüksek olanlar var. Editoryal açıdan çok yetenekli olanlar var. Evet. Düne kadar daha belki hak etmediği şey, hak ettiği yerlere gelemeyenler var. Bir takım sebeplerden, engellerden ötürü. Ama Allah aşkına yani her biri yaşam standartları uçtu gitti. Her biri deli paralar kazanıyor. İki kanalda program, üç gazetede bilmem ne şu bu, yazılar çiziler. Üç oradan beş oradan, ananız dert yesin, yarımşardan dört yesin durumu. Yani ben olsam ben de aynı şeyi yaparım. Bir ikincisi bir de ondan sonra edebiyat yapıyorlar bize halk edebiyatı. Bak Rasim Ozan Kağan'ın reklam filmini izledim de sabah. Evet. Takvim gazetesindeki yazısıyla ilgili. Ben izlememiştim onu. Baba böyle halkın arasında oturuyor bir de simit evet, alıyor. Evet. Ev partilerinde simit mi veriyorsun Jack Daniels'ların yanında yani? Böyle havalar. Halktan biri. Böyle şekiller. Halktan Rasim Ozan Kağan. Kütahyalı demeyeceksiniz değil mi hiç? Demeyeceğim. Bunun için Kütahyalı dostlarımızdan çok teşekkür geliyor. Gerçekten. Evet. Üstelik hele birinin ismini söylesem yani Kütahya'da tanımayan yoktur onu. Özellikle telefon aldım ondan. Yani Kütahya'nın bir nevi nabzını tutabileceğiniz bir anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Peki. Aynen. Şimdi bir şey daha var. İşte pek çok gazete belki bu bombalama olayını, saldırı olayını biraz daha altlara çekmiş ama üstlere çekilen bir ayrıntı o da Obama ile olan görüşme Başbakan Erdoğan. Ne var yeni? Ben ona soracaktım evet ne var? Çünkü ne var? Şimdiye kadar hep söylenen işte Dışişleri Bakanı'nın söylediği, işte Hillary Clinton'ın söylediği, zaten Obama'dan gelen. Zaten Hürriyet'teki fotoğrafa baksana arkadaşlar. Hürriyet'in birinci sayfasını verir miyiz ekrana? Hürriyet'teki fotoğrafa baksana. Gel evet. O fotoğrafta vücut dilini okuyalım. Peki. Ya da okumaya çalışalım. Beceremeyebiliriz. Fotoğraf orada mı? Hı-hı. O fotoğrafı biraz daha dur buradan Ramil bize yardımcı olsun. Biraz büyük full ekran görelim bu fotoğrafı. Görebilecek miyiz Ramil? Obama ve Başbakan bak Erdoğan. Bak şu fotoğraf Ramil. Şimdi orada Başbakan'ın yüz ifadesinde hafif bir memnuniyetsizlik var. Hafif bir acaba? Memnuniyetsizlik var. Ramil oradan olmadı, buradan olacak inşallah. Obama'da da hani konuşma, görüşme bitti. Hadi koçum sen memlekete dön gibi böyle bir... Bir sırt sıvazlama gibi bir hadi, şey hadi, yani. Hadi bir uzaklaş buradan gibi bir ifade yok mu Allah aşkına? Ben yanlış mı okuyorum ya da çok tabii mu kötü bir... Tabii fotoğraf donuk kare bilemiyorum. Hani o sırada neydi, nasıl yakalandı bilmiyorum. Hadi abicim tamam bu kadar yeter. Bir de görüşme neden Waldorf Astoria'da? Şey değil mi? Otelin adını otel, diyorsunuz.
Güzel bir otel. E çünkü Washington'da değiller, New York'talar. Tamam, niye orada? New York'ta bir tane şey yok mu? Ya da Birleşmiş Milletler binasında yapılamaz mıydı? Ya da başka bir yer yani. Resmi bir yer yok mu? Neden sizce peki? Bilmem. Sadece soruyorum. Niye otelde? Ya acaba buradan çok büyük bir hani partnerlik, çıkmaya dostluk, da bilir. Hayır yani burada bunun bir anlamı olmaya da bilir. Ama ben soruyorum yani niye otelde? Otelde Başbakan Erdoğan kalıyor. Obama da mı orada kalıyor peki? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelmiş tabii. Obama orada kalmıyordur herhalde yani. Hani Obama'nın gittiğine... oraya gitmiyorsa hani gerçekten dostuz, müttefikiz, çok yakınız gibi yani bir şeydi belki. Obama gibi biri Washington'dan, Amerikan Başkanı Washington'dan New York'a geldiğinde otele mi gider yani? Yani değildir herhalde. Mutlaka orada bir devletin konuk evi, bir şişesi, şusu busu konuk ağırlayacağı bir yeri vardır. Şüphesiz vardır. Resmi toplantıların yapıldığı binalar vardır. 90 dakika görüşme yapılması peki... 1 saat 25 dakikaydı galiba. 1,5 saatte. Yani ne? Önemli mi sizce? Ya o süre konusunda ben de Amerika seyahatine 2 kez, 3 kez katıldım başbakanın. O hikaye hep nasıl olduğunu bildiğim için onu önemsemiyorum. O tam bir film orası. Öyle mi? İşte evet, onu bilmek 25 istiyorum dakika, ben. 25 dakika planlanmıştı ama işte efendim 45 dakikaya dakika çıkarıldı oldu falan filan. Halbuki o ta Ankara'dan itibaren onun 45 dakika olacağı aslında biliniyordur falandır filandır. Yani onlar iletişimle ilgili bir şeyler. Bu arada oralardan bir çatırtı geliyor arkadaşlar. Bu en başından beri ama 90 dakika diye söyleniyordu zaten. Bir de o var. Yani merak ediyorum aslında. Şimdi baş başa görüşmeleri şey falan da var ya, orada bir de çevirmenler falan vardır. Çevirmenler çok kara kutular aslında ya. Tabii. Evet. Tabii. Cihangir'di değil mi? Şeyi yapan. Çeviriyi yapan. Ha. Bilmiyorum ismini, bilmiyorum. Başbakanlığın çevirmenleri bir tane değil muhtemelen, birkaç tane. Ne kadar öyle, zor böyle. Öyle, bir dakika, öyle olması gerekir değil mi? Evet. Özellikle bu tür görüşmelerde dış işlerinin çevirmenlerinin ve dış işlerinin ne denir ona? Katiplerinin falan girmesi gerekir değil mi? Katiplik diye bir meselesi yok mu dışişlerinin? Burada da yine yakın tanıdık biri mi çevirmen? O çocuk ya da Ali Babacan ya da Egemen Bağış dışında özel görüşmelere kimse Egemen girmiyor. Egemen Bağış'ın da yaptığını biliyorum çevirmenliğini. Bu yeni değil. Bu konuda ciddi bir eleştiri var. Dışişlerinden çok sitem vardı buna. Yani biz yokuz o görüşmelerde. Yani devletin hafızası yok. Yani Obama sanki işte Tayyip Bey'in, aile burada başbakan gelmiş diyemiyorum gibi. Çünkü Tayyip Bey'in öyle bir mahalleden arkadaşı sanki, aralarında özel bir şey konuşuyorlar, oturmuşlar okey'e dörtlü gibi. Bir onda çevirmen, bir onda bir bilmem ne falan filan, okey'e dörtlü gibi. Yani orada aradaki devletin hafızası yok. Kalıyor. Birçok görüşmede yok. Birçok görüşmede yok. Hatırlarsan büyükelçileri falan dışarıda bıraktıkları çok zaman oldu birçok görüşmede. Galiba bir tek işte yabancı kanallara verilen röportajlar sırasında çevirmenler hani başbakanlıktan ya da dışişlerinden geliyor. Ben böyle bir şey hani böyle bir ortamda olduğum için bir röportajını yapmıştık biz onun. Hani eğer gelmeseydi başka çevirmen ben olacaktım falan ama hani o zaman hatırladığım kadarıyla başbakanlıktan gelmişti. Onu zaten özel bir görüşme değil ki, milyonlarca insan izleyeceği bir şey. İşte dediğim gibi tek onlarda herhalde böyle olabilir. Şeyler oluyor. Yani burada devlet hafızası sekteye vuruyor. Bu önemli. Yine aynı şeyi söylüyorum. Murat İde, sen devlet adamı mısın bu kadar da? Canım bu da bilinen bir şey yani şimdi. Bütün devletler bu tür görüşmeleri. Dışişlerinde katiplik şeyi niye var? Hatta o çevirmenlerin sıfatı yeminleri var ve ona hiçbir şekilde karşı duramıyorlar ve onları bağlayan bazı şeyler var mutlaka. Yani yeminleri vardır da. Yeminin yanı sıra. Bizde de yemin ediyorlar çıkıp meclise. Ne olacak? Ama dediğim gibi yani o devlet hafızası. Devlet hafızası. Şimdi buradan peki, bana şimdi... şey muhabbeti yapılabilir işte, katiplik şeyi var diyorsun. Yani o oturup orada yazı mı, şu mu, bu mu? Hafıza, devletin hafızası onlar. O kayıtları tutmak. Bu kayıtları tutmak onların işi. Yoklar birçoğunda. Anladım. Birçoğunda yoklar. Şimdi ben bu arada şeyi kaynatmayalım arada. Bir yerde bir şey gördüm. Biraz önce de burada da bahsi geçti. Azerbaycan'da Hukukçu Kadınlar Birliği üyesi bir hanımefendi. Minüre Mehmet Gülyeva. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Facebook sayfasında şöyle bir yazı yazmış. Çukurca'da sivil halka ateş açıldı. Bir BDP meclis üyesi göğsüne isabet eden gaz bombasıyla yaşamını yitirdi. Allah belanı versin Erdoğan, Allah belanı versin Türk hükümeti. Bu cinayeti işleyenler cezalandırılmalı mutlaka.
PKK'yı desteklediğimi beyan ederim. Bu söz dünyanın dört bir tarafından herkesten gelebilir. Herkes edebilir bu lafı. Ama Azerbaycanlı bir bu söz Azerbaycan'dan geldiği zaman insanın yüreğini darmadağın ediyor. PKK'yı desteklediğimi beyan ederim diyen Hukukçu Kadınlar Birliği üyesi bir hanımefendiden, Münir Hanım'dan bahsediyoruz. Bizim sektörle de bir bağlantısı kıyıdan köşeden varmış. Mübariz Bey'in şirketinde sanıyorum görevliymiş. Bunu da biliyorum ki Azerbaycan'da bizi izleyen çok kardeşimiz var. Onların takdirine sunmak üzere paylaşma ihtiyacı hissettim. Böyle bir şey olabilir mi? Hatta Azerbaycan milletvekili Kurban Mehmetov bir açıklama yapmış. Ciddi tedbirler alınması gerekir PKK'yı destekleyenlere karşı diye bu şey üzerine. Elbette olacaktır. Türkiye'de PKK nasıl refleks görüyor ve tepki görüyor ise hükümet dışında milletten, Azerbaycan'da emin ol Türkiye'den çok daha fazla, ki sen oraya tanık oldun, az çok gördün. Türkiye'dekinden çok daha büyük bir tepki var PKK'ya. O nedenle ben bu Münire Hanım'ın hem Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hitabını hem PKK'ya verdiği desteği lanetliyorum. Ve bizzat da kendisine bu sözleri birebir iade ediyorum. Tıpkı bir zaman Baydemir'e iade ettiğim gibi. Ağzımı doldurarak Münire Hanım'a iade ediyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim istedim. Peki. Başka? Süremiz ne durumda? Süremiz var. Bir 15 Şimdi, dakikamız var. Şimdi biraz önce girmeden önce bir şey vardı. Ben onu da bir konuşmak istiyorum. Yani şu hava harekatı. Irak'ın kuzeyine. Bu konuda... Hava mı kara mı? Hava harekatı. Yine hava harekatı var mı? Şeker Akımay'da açıklanmış. Bu konuda yeryüzünün iletişim konusunda bana göre en büyük zafiyetini gösteren kurumumuz, ordumuz olduğu için bu konuda beni çok rahatsız eden bir şey var. 11 şehit oluyor. Aradan işte 10 saat geçiyor, 12 saat geçiyor. Hemen uçaklarımız havalanıyor. İşte bölgede obuslarla top atışı yapılıyor. Uçaklar bombalıyor. 13 şehidimiz oluyor, gidiyor uçaklar bombalıyor. İşte Kızılay'da bomba patlıyor, hemen ardından kalktı, uçaklarımız gidiyor bombalıyor. Terörle mücadele, misillemeyle olur mu ya? Bunlar sadece böyle kaba tabir olacak ama hep söylenir ya, toplumun gazını almak adına yapılan şeyler. İşte yani oraya geliyorum. Peki bu da bir iletişim çalışması değil mi o zaman? Ama yanlış bir iletişim çalışması. Yani burada bomba patladıkça mı oraya gidecek bizim uçağımız? Ha, önce onlar saldıracak, biz gideceğiz işte. Biz misilleme mi yapıyoruz? Devlet misilleme aracı mıdır? Devlet o terörü kaynağından yok etmeyi hedeflemeli, doğru mu? Ama burada tek söz bomba genel patlıyor. Kurmaya mı peki? Yani çünkü genel kurmayın bunu yapmadan önce işte alması gereken izinler, yapması gerekenler, yani bir onay almadan kendi kendine bir şey yapabilir mi? Hava harekatı, o da genel kurmayda komuta edenlerin kendi... şanları, şerefleri ve haysiyetleriyle ilgili bir durum. Bütün yasalar, şunlar bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü beladan koruma ve kollama görevini kime veriyor? Askeri olarak. Türk ordusuna vermiyor mu? Evet. Senin vatandaşına, senin askerine, senin polisine, senin kadınlarına, senin gençlerine, çocuklarına saldıran bir güç var iken orada, sen kimden ne izni beklersin ki yani? Var mı böyle bir şey? Efendim uluslararası ilişkiler. Yok ya. Uluslararası ilişkiler vardı da niye Irak'ta 1 milyon insan öldü 8 bin kilometre öteden gelen askerler tarafından? Kimse kimseyi yiyemesin. Efendim uluslararası ilişkilerin şunların bunların gakların gukların. Uluslararası ilişkiler o kadar önemliydi de niye askerimizin başına çuval geçirildi? 8 bin kilometre öteden gelmiş adamlar tarafından. Her şeyi uluslararası ilişkiler falan belirlemiyor. Uluslararası hukuk normları, işte bilmem Birleşmiş Milletler'in genel kuralları, genel değerleri falan, bunlar öleli çok oldu. Bunlar çok da öldü de gömmeyi unuttular. Yani o sebeple misilleme yapıyor o görüntüsü vermenin, ben bir şey yarışı gibi algılanmasından endişe ediyorum. Hani amiyane bir yani tabir var. Bir herhalde tepkiye dindiren bir olmaz şey. Olmaz yani. Bu ihtiyaç ise, ki ihtiyaç olduğu ortada. Ama her defasında da sonuna kadar yap. Şimdi
İran yapıyor. Misilleme diyorsunuz, o yapılıyor, onun ardından işte şehrin birinde bir bomba patlıyor. Misilleme diyorsunuz, ondan sonra polis okulunun yanında bir şey patlıyor, insanlar ölüyor, işte şehitler oluyor. Ama işte bak, misillemeyi terör anlayışı yapar. Terör örgütü misilleme yapar. Ama devlet misilleme yapmaz ki. Devlet yeri geldiğinde evet bir cevaben bir şey yapar, bir mühür atar oraya, bir güç gösterisi yapar, buna itirazım yok. Ama bu artık o kadar rutine bindi ki, benim itiraz ettiğim nokta bu. Hı. Çok rutine bindi. Hava harekatlarını biz belli bir rakamın üzerinde şehit verdiğimizde, işte şehirlerimizde bombalar patladığında, sivillerden çok sayıda kayıp olduğunda vatandaşlarımızdan, hı, bu zamanlarda yapıyoruz ve bu bir misilleme gibi duruyor. Bu doğru bir iş gibi gelmiyor bana. Ama bir kez daha söylüyorum, az önce söylediğin işte tek karar merci o mu? E değilse o da otursun kendisini sorgulasın. Bu millet kendini koruma ve kollama görevini ne pahasına olursa olsun ordusuna vermiştir. O da gereğini yapacak. Birilerinin ağzının içine bakmak zorunda değil. İstediği zaman istediği şeyi yapabilecek kudrette değil ise eğer zaten Türk ordusu, orada sorun var demektir ki bence o kudrette zaten. Peki şimdi bir izleyicimiz yazmıştı yani Suriye için aslında bütün bu olanlar bir bahane, işte Suriye konusunda üstünü örtmek için diye. Biri daha İzmir'den Hakan Bey demiş ki Suriye Savaşı PKK bahanesiyle beraber start alacak. En büyük belalar zinciri başlıyor demiş. Allah hepimizi korusun demiş. Böyle birkaç tane Suriye konusunda özellikle atıfta bulunan mesaj gördüm. Siz de buna katılıyor musunuz diye sorayım o zaman. Çünkü dünkü görüşmede de Başbakan Erdoğan'ın özellikle Suriye ilgili dedikleri çok dikkat çekiyor. İşte ben bundan sonrasında artık güvenmiyorum Esad'a ve işte artık tamamen ilişkilerimiz kesilmiş vaziyette ve bundan sonra işte Hatay'a gideceğim, oradaki kampa bir bakacağım, ona göre de yaptırımlar uygulayacağız diyor. Hatay'daki kampta pek kimse kalmadı zaten. Evet, 3-5 bin kişi var. Bir, ikincisi Başbakan düne kadar ne için güveniyormuş, ne şartla ve hangi gerekçeyle güveniyormuş onu da bilemem. Esad'a, Beşar Esad'a. Ve fakat şöyle bir durum var. Ben dün de aynı şeyi söylemeye çalıştım. Bunu sürekli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bölgedeki bazı operasyonlarda kullanılabilmesi için ve bunu meşrulaştırabilmek için hükümete milliyetçi bir görüntü kazandırmak üzere bir takım oyunlar oynanıyor. PKK ile bu kavga gürültü, İsrail ile bu kavga gürültü filmi fırıldağı, hı hı, işte bu amaca hizmet ediyor. Yani mutfakta birileri var. Anladım. Mutfakta birileri oturmuş çalışıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Hı hı. Buna vurgu yapıyorsunuz ya sürekli. Yine diyecekler ha, dedim. Hani desinler, aynı şeyi söylüyorsunuz. Durum değişmedi ki. Dünden bu yana değişmemiş. Taraf gazetesine bakarken... Şaşırtacak bir şey olmayacaktır herhalde sizin için ya da işte bilenler için ama hemen Ahmet Altan'ın yazısının yanında dünyadan PKK ve devlete çağrı, bu işi bitirin diye. Haberin içerisinde şöyle bir ifade var. PKK'nın silahlı mücadelesi. Evet, Yasemin Çongar. Bir kitap tavsiye ettim ya. Granfüller bilmem ne falan. İşte onun kankalarından biri. Yasemin Çongar. Yani eski TKP'li, ama en azından göze çarpıyor. Amerikan şehircisi, nedir o, tedrisatından geçmiş. Biz dönemde TKP'liydi. Yarın diye bir dergi vardı. Üniversiteye ben başlayacağım yıllarda. O derginin genel yayın yönetmeniydi Yasemin Çongar. Nereden nereye? Nereden nereye? Sonra Amerika'ya gittiğinde Cumhuriyet'in temsilcisi olarak orada enteresan ilişkiler, enteresan özel hayat... Yani Yasemin Çongar'ın çocuğunun, Allah uzun ömür versin, çocuğunun babasının kimliği hakkında herhalde herkesin bir bilgisi vardır yani. Öyle yoksa onunla bakanlığına bağlı çalışıyorum, yok bilmem ne yapıyorum falan, kimse yemiyor tabii. O üç harfliler diye söylüyoruz ya, üç harfli yerlerden eş durumundan böyle şeyi var. Orta Doğu var önümde, Ankara'da Can Pazarı. Büyük görmüşler zaten normal olarak. Semih Yalçın'ın bu söz güzel, küresel çoban rolü. Şimdi şu şey varmış. Ha, iki koyun gidemeyen küresel, meselesinden sonra özellikle. Küresel, işte o açıdan çok şey olmuş, denk düşmüş. O 3-5 koyun gütmemiş adam tabiri, ona karşı küresel çoban. Yani güzel bir tespit olmuş ama şu küresel antiterörizm bilmem ne forumu mu ne bir şey. Hı-hı. O gelmiş ya, istihbarat, hı-hı,
birliklerinin, Amerika'daki istihbarat örgütlerinin birliğinin başı. Clapper. O görüşmeler için gelmiş diye bugün bazı yazılar vardı. Türkiye ve Amerika bu forumun eş başkanı. Eş başkanlıktan aklımız döndü, şaştı böyle. Her şeye eş başkan. Ona eş başkan, buna eş başkan. O eş başkanlıkları ise eş başkan bu kadar kafa dönünce alayı keş başkan haline geliyor. Yani böyle enteresan bir tablo var ortada. Yeni Çağ'ın manşetin üstü ilginç geldi bana. Çünkü bundan pek bahsedilmiyor. İran'ın aldığı önlemler, Tahran Rusya'dan savunma amaçlı füze alıyormuş bu füze kalkanı meselesinden sonra. S-300. Evet. Dünya o kadar garip, karışık ki bu S-300'ler bir zaman Güney Kıbrıs'a yerleştirilecekti. Hı hı. Aman onun tantanası oldu, S-300'ler oraya gidiyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi tantanaya, karmaşaya bir bakar mısın? Biz o dönem S-300'lerle ilgili işte itiraz ediyorduk, ortalığı karıştırıyorduk, bunu savaş sebebi sayarız diyorduk, bilmem ne diyorduk. Şimdi S-300'ler İran'a gidiyor, öbür tarafın kalkanı buraya geliyor, öbür tarafta inen oraya gidiyor, bir şeyler oluyor, bir film fırıldak dönüyor. Her şey birbirine o kadar şey ki, yine birileri güzel güzel silahlarını satacaklar. Bu aralar satışlar durdu tabii. Güzel güzel şey satacaklar. Yani terörle mücadele dediğin şey, bunlar adını terörle mücadele koydular. İşgallerinin, bilmem nelerinin. Irak'ta satsan satsan ne kadar silah satarsın? İşte Afganistan'da ne kadar satarsın? Büyük savaş yok ortada. Dolayısıyla büyük para yok bu aralar. Para formül, dönmüyor. Büyük para dönmüyor o zaman. Bulmaları lazım. Anladım. Onların da işi zor. Şimdi bir yandan da onların birkaç da gazetede de işte daha çok dikkat çekilen şey akşamdaydı galiba ve işte Hürriyet'te vardı. Piyasalar bu notu sevdi diye. Standard & Poor's Türkiye artık yatırım yapılabilir bir ülkeymiş diye dün işte en çok konuşulan konulardan biriydi işte. Ekranlarda şimdi anlamadığım nokta o benim. Bak. Türkiye'ye yatırım yapılabilir. Akşamda niye göremedim ben? Akşamda şu anda nereye bakıyorsun? Akşama bakıyorum. Birinci sayfaya da dur sabah dedin madem sabahtan alalım. Ekonomide Türk baharı. Efendim işte bu değil. Kredi notunun düşürüldüğü gün Türkiye'ye notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi. E şimdi ben burada sormam mı bre yalancı? Sen kaç yıldır Türkiye yatırım cenneti, dünyanın yatırımı Türkiye'ye geliyor, Türkiye gözde ülke, Türkiye şöyle ülke, böyle ülke diye yayın yapmıyor musun bre sabah? Şimdi dün kredi notu yükseltilmiş diye buraya şey yazmış. Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi. Heyo. E düne kadar yalan mı söylüyordun? Hatta şey deniyor işte yatırım için bekleyenler bu artık notu aldıktan sonra daha iyi hareket edebilecekler. Düne kadar yalan söylüyordun o zaman bize? Hani biz yatırım için herkesin hücum ettiği, birbirini itip kalktığı sanırsın ki öyle bir görüntü var. Böyle koridorlarda iş adamları, CEO'lar, MIO'lar birbirlerini itiyorlar, kalkıyorlar oradan çekiyor. Ben yapacağım oradan, yok. Saçından ben yatırım yapacağım. Yok önce ben yapacağım Türkiye'ye yatırım. Yani sanki böyle bir fotoğraf varmış gibi bize 4 yıldır, 5 yıldır bunu anlatıyorsunuz. Şimdi de kalkıp yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi Türkiye'nin notu Standard & Poor's tarafından. Hey o diye. E daha dün başlamış bu sizin 5 yıldır anlattığınız hikaye o zaman. Daha yeni başlamış yani. Böyle garip bir şey olabilir mi? Siz diyorsunuz ki bu bardak bize 4 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır bunu anlatıyorsunuz. Bu bardak burada. Bu kupa. Bugün bir başkası geliyor diyor ki beyler bu kupayı buraya koyuyorum. Hey o bak bu kupa buradaymış. Ulan zaten 4 yıldır bu kupanın burada olduğunu söylüyorsun sen bize. Bugün neyin sevincidir bu? Yani bize 4 yıldır yalan söylüyor oluşunuz mu? Yatırım yapılabilir seviyede değilmişiz. Ben belki umursamıyorum işte şeydir, o şeyi. Hani randlamışlardır. Oh tamam diyorduk işte dediğimiz gibi oldu. Ben umursamıyorum o şeyi. Yani Standard & Poor's bilmem ne şu bu. Düşürdüğü zaman da car 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 ötüyoruz ama. Evet. Ne uğraşıyorsun o kadar öyle adama bir puan bir de bugün Yiğit Bulut yazmıştı galiba köşesinde. Zaten ben bunu bekliyordum diye. Kim? Yiğit Bulut yazmıştı köşesinde. Çünkü Standard & Poor's ve diğer pek çok bu kredi bugünkü derecelendirme köşesinde. Kuruluşu. Dün Jöle'yi fazla kullanmıştı. Bir oradan de şöyle bir şey var içeri. Ama şuna işaret etmiş yani hani bu beklenen bir şey değil de çünkü Yahudi kökenli olan kredi derecelendirme kuruluşları bunlar. Evet. Yani işte İsrail'e durumlara falan bakılacak olursak ama yine de böyle bir şeyin olması hani Türkiye için çok önemliye gelen bir yazı. Ben demiyor muyum siz Yahudi lobisiyle Erdoğan hükümetinin kavga ettiğini mi sanıyorsunuz? Bütün bunlar film fırıldak diyordunuz. Bunu diyorum zaten. Ya bir yandan İsrail'i korumak üzere kalkan kurduruyorsun benim memleketimin küreciğine. Öbür taraftan Yahudi finans kuruluşu
derecelendirme kuruluşu senin notunu artırıyor, Amerikan'ınkini düşürürken. E maşallah muhabbetleriniz de gayet güzel. Amerika'daki görüşmeler, şunlar bunlar, böyle el altından ziyaretler var. Onlar şimdi dönüşte ortaya çıkacak, dökülecek. Tabii orada gazeteci var ise ekipte. Her şey yolunda. E bir yandan da İsrail'le kavga ediyorsun. Hadi be. Yiğit Bulut da buna şaşırıyormuş. Yiğit Bulut menhalarda dönme şaşkın diye vardı diye bir şarkı. AKP'nin sürekli olarak büyük bir el tarafından önünün açıldığını düşünüyorum demiş bir izleyicimiz. Çok doğru bir tespit. Çünkü pek çok kişi gitti. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Numan Kurtuluş, Deniz Baykal gitti. İşte yaralamaya çalıştıkları MHP'den bahsediyor. En son genelkurmay operasyonu AKP yapıyor demiyorum ama hep sütten çıkan AKP mi diye de sormuş. Doğru bir tespit. Şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın ettiği söz. Evet. Kara kutuyu kim söktü? Birçok şeyde de o kara kutuyu keçiler sökmedi diye bir şey var. Hı hı. İfade var. Bir Cumhurbaşkanı böyle mi anlatır ya böyle bir hadiseyi? Keçiler mi söktü? Eğer bir görüntü izlediyseniz ve o görüntüde bir somut bulgu var ise, bunu devlet adabı, devlet ciddiyeti ve hukuk ciddiyeti çerçevesinde anlatmak icap etmez mi? Bu böyle Almanya'daki bir seyahatte şurada burada o cihazı keçiler mi söktü diye geçiştirilecek kadar basit bir şey midir? Nasıl bakıldığı buradan belli zaten. Ayrıca devletin bir sürü istihbarat birimi, işte güvenlik birimi, savcıları, şunları bunları bir sürü insan 2 sene oldu neredeyse. Bununla uğraşıyor. Böyle mi açıklanmalıydı Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir ismin hayatını kaybettiği kazanın şeyleri? Böyle, hele Cumhurbaşkanı'na yakışıyor mu böyle bir şey? Orada eğer birileri söküyorsa görüntü izlettiler bana diyor. Bulun onu. Ya o görüntüden sonra tabii. Bulun ve şu ana kadar da yürümüş olun. Ulaştırma Bakanı'yla köşkün devlet denetleme kurulu devlet denetleme neydi o? Evet, devlet denetleme kurulu işte. Kurulum ha. Tabii. Devlet denetleme kurulu arasında bir polemik yaşanıyor. Bir şeyler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir enteresan iş var burada. Bir film dönüyor. Neye döndüğü belli değil. Ve hala mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun başbakandan ölümünden bir hafta 10 gün önce 3-4 gün boyunca randevu istediği meselesine hiç kimse girmiyor. Ve bu randevuyu alamadı. Söylemiştiniz elinde o helikopterin sahibi olduğu. Yine o helikopterin ya da helikopter şirketinin sahibi miydi bir isim? Helikopter şirketinin, helikopterin bakımlarının yapıldığı yer. Aynı yer işte. Aynı yer. Ve yine orada da bir takım kasetler var, bir takım CD'ler var özel hayatla ilgili. Sözü geçen. Hani bunlar hiç konuşulmuyor. Bilgisayarı aile bilmiyor mu? Biliyor. Şüphesiz birçok yerde de ifadeyi vermiştir, söylemiştir. Şahsi bilgisayarının şeyi, ne denir ona? Sökülüyor. Şifre mi? Hard disk mi? Hard diski. Hard diski bahçede, apartmanın bahçesinde nasıl bulunuyor, bir şeyler oluyor. Evet. Bir gariplik var orada zaten. Var da olay bu böyle keçiler mi söktü diye açıklanacak, böyle ima edilecek kadar basit bir konu mudur? Hem olay itibariyle hem de olaya konu olan şahsiyet itibariyle. Bu kadar basite indirilecek bir şey midir? Bu bir. Bir son nokta. Sanıyorum süremiz bitti. Ne oldu, evet. Dünkü maçla ilgili bir notum var. Onu soracaktım. Diyecektim hani onu bir konuşmak istiyorum ama kısaca. Evet. Müthiş bir uğultuydu. Güzel olarak bir görüntüydü. Kızım da oradaydı. Öyle mi? Tabii. Annesiyle, teyzeleriyle, kuzenleriyle falan hep beraber oradalardı. Şimdi güzel bir görüntüydü. Buna itirazım yok. Ama ben spikerin sesini, spikerin sesini bu kadar zor duyduğum, sürekli bir uğultu olan ilk kez bir maç izliyorum. Yani sürekli bir uğultu var. Şimdi lütfen şimdi ama. Bunu şey olarak söylemiyorum. Şeyde erkekler olduğunda tribün, hiç uğultu olmuyor Allah aşkına. Hayır, orada şey oluyor. Net, kesin, keskin tezahüratlar oluyor. Tezahüratlar anlaşılıyor vesaire falan. Tabii o hanımların bu anlamdaki tecrübesizliği bir şeyde. Gerçi vardı orada çok derleyip toplayan hanımlar ama ben şunu yadırgıyorum. Arada Lig TV spikeri de federasyona alkış tutuyordu bilmem neydi. Tabii yayıncı kuruluş orada menfaati i̇yi var. Bir tabii karar ki, verildi bu tabii çok iyi bir şeydi. Tabii ki o yıkamayı yapacak, yıkamayı ağlamayı yapacak tabii ki. Ama bu maç seyircisiz bir maç değil miydi Çiğdem? Evet. Seyircisiz bir maçtı. Kağıt üzerinde seyircisiz bir maç olarak geçmiyor mu hala? Hı-hı. Geçiyor.
Bizim kadınlarımız yok hükmünde midir? Seyircisiz maçı kadınlar açıyorsunuz. Yani ceza eşittir çocuk artık kadın gibi bir şey de oldu aslında mi? Ama. Siz bir takımı al seni 40 bin tane kadının önünde maça çıkarıyorum diyerek cezalandırıyorsunuz. Kadınlarımız bu kadar mı yok hükmündedir? Maçın adı belli. Resmi evrakta hala öyle yazıyor. Seyircisiz. Bu idari bir karar. Oraya kadınlar ve çocuklar. Bir kadınlar ve çocuklarla alınır. Çok sevimli, çok güzel bir görüntü. Evet. Fotoğraflar, o ekran şeye tribünlere bakmaya doyamadım. Evet. Bunu ayrı tutuyorum. Ama seyircisiz, kayıtlara seyircisiz olarak geçen bir maç ne demek? Seyirci yok demek. O takıma bir ceza verilmiş. Aynı zamanda bir ceza verilmiş. E kadını yok hükmünde mi sayıyorsunuz? Bu açıdan bakılır mı? Çok mu kötü niyetli derler? Yok, bilmem. Yok. Ama ben böyle görüyorum. Yani en seyircisiz bu bir ceza ama değil, kadınlı. Aynen öyle, evet. Seyircisiz ama kadınlı. Böyle bir bakış olabilir mi? Etrafa şirin görünme. Hala o çabada. Madem bu seyircisiz oynatma işinin önüne geçmeye çalışıyordun, hala mahsustan yapıyorlar. Bak, Fenerbahçe seyircisini bu abuk subuk soruşturmadan sonra bir tek defa Şükrü Saracoğlu'nun da bir araya gelmesine izin verdiler. İkinci defa vermediler. Deplasman, içerideki seyircisiz, deplasman, içerideki sadece kadınlar ve çocuklar. Bu hafta deplasmana çıkıyor, önümüzdeki hafta kendi seyircisi önünde. Ne olacak ondan sonra? Yani orada dediğim gibi ben güzel bir görüntüydü ama kadınlarımıza da bir miktar hakaret içerdiği düşüncesindeyim. Ama şimdi hani böyle de düşünülmüş olabilirdi. Hani oraya giden kadınlar da iyi ki gitmişler. İyi ki gittiler. Çok güzel, evet. Bir görüntüydü. Çok hoş bir ve görüntüydü. İstiklal Marşı'nda ve çok yakındılar özellikle. Yeryüzünde çok az kulübe nasip olur. Yani oraya 40 bin tane hanımefendi ve çocuğu toplamak. Evet. Bir kentten çok futbolcular az kulübe. Futbolcular şanslıydı yani. Ses konusunda bilemiyorum ama görüntü konusunda şanslılar. Bu arada şu fotoğrafı da bir Rami bir paylaşalım ya. Yakalananlar vardı. Lig TV spikerinin ilk yakaladığı teknik ekipten çıktı. Evet, Fenerbahçe. Fenerbahçe'den ama burada teknik kaçak ekipten olmayan var biri var. Bir dakika. Feruklu falan şöyle mı yoksa? Daha. Hayır. Başörtüsü takmış. Görebiliyor musun fotoğrafı? Çok iyi ya. Ya bunu da ancak yeryüzünde Fenerbahçe taraftarı yapar yani. Çok görüyor iyi musun? Bu Photoshop falan olamaz değil mi? Hayır Photoshop değil. Harika. Bunun gibi internette var. Test edilmiş çok fena. Var. Öyle bir şekilde girmiş. Bir de bir kardeşimiz vardı ama. Şeyi haber veriyor. İşte böyle çarşaf kullanarak kamuflaj. İçeri girmeye kalkan 3 tane seyirci. Ama kimileri başarılı yani. Muhtemelen onlar da şeyden vermiştir façayı. Yani hani biraz böyle kadınsı yürüyelim derken abartmışlardır. Şimdi öyle mutasip birinin öyle yürümeyeceği de ortada. Oradan bir dengesiz bir kararla çok eğlenceli, vermişler. Ama dediğim gibi yani ben o yanıyla kadınlarımıza bir hakaret içerdiğini, onların seyircisiz diye kaydedilmiş bir maça alınarak yok hükmünde sayıldıkları kanaatindeyim. Buna da böyle bakıyorum. Peki. O halde artık noktalıyoruz. Tamam. Başka var mı bir not? Yok. Yok. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman yarın yine medya açılımında buluşalım. Açılım süreciyle birlikte Türkiye'de bunlar yaşanmaya başladı. Medya açılımı bölüm tekrarlarını www.youtube.com/www.bengutürk.com adlı sayfamızdan izleyebilirsiniz. Bu niye söylüyorsunuz?